Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbar.com ve Kayseri Özel Üniversitesi Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah düşmanın bile mertini nasip etsin herkese. Çünkü Fenerbahçe'ye epey bir düşmanlık var. Hepiniz de bu işi görüyorsunuz. Ankara Gücü Başkanı Sayın Faruk Koca bazı açıklamalarda bulunmuş. Bence çok talihsiz açıklamalarda bulunmuş. Çünkü kendini ateşe atmış. <laughs> Niye kendini ateşe atmış? Şimdi Fenerbahçe'ye Galatasaray'a laf atar atarsan bunun bir bedeli olur. Bunu sana ödetirler. Ama senin maçını da ödetirler. Ama sezon tamamında ödetirler. Ama seni ligden düşürürler. Ama gelecek seneye tahtaya yazar gelecek sene düşürürler. Ben önce bunu bunu bir uyarayım. Ankara gücü senenin başında Beşiktaş'tan olaylı bir maç yaşadı. Bu maçın e, hani sıkıntısı kalksın ortadan diye neler neler yapıldı. Araya ne siyasiler girdi. Ben onu da söyleyeyim. Biz biliyoruz bunu arkadaşlar. Bilmeyen yok aranızda. Şimdi Ankara Gücü Başkanı çıkıp mesela Fenerbahçe maçına ilgili ki penaltı daha demiş teknik direktörüm ulaşamadım ulaşsaydım takımı sağdan çek falan filan diyecektim demiş. Allah aşkına gözünüzü seveyim. Orta açılıyor. Stoperin dengesiz eliyle adamı ittiriyor düşürüyor penaltı. Bunun neyine ligden çekin? Buna ligden çekileceksen oynamayın ligde ya. Oynamayın. Kardeşim Fenerbahçe stadındasın. Dakika 80. Fark etmez 90 artı 15 olsun. Penaltıysa penaltıdır. Penaltıysa penaltıdır. Canlı yayında penaltı değil diyenler ertesi gün çıkıp köşelerinde ne dediler? Net penaltı dediler. Niye? Onlar da biliyordu net penaltı olduğunu. Çünkü çalıştıkları kurum kuruluşlar dedi ki Fenerbahçe düşmanı gibi hareket edin. Galatasaray'ın şampiyon olması lazım. Çünkü öyle ayarlandı lig dediler. Ben söylüyorum Ankara Gücü Başkanı. Bu sene Galatasaray şampiyon olsun diye lig ayarlandı. Ama Allah işte. Allah işte her şeyi yüzüne gözüne bulaştırdılar. Offsite'ımsılar, skandallar falan. Ben bir şey soruyorum. Galatasaray şampiyon olduğuna gerçekten memnun olacak mısınız? Adalet yerini buldu diyecek misiniz? Ben sözümü değiştiriyorum. Fener'de Beşiktaş'ta, Trabzon'da, Galatasaray'da şu andan itibaren kim şampiyon olursa olsun emin olun. Bir kısım kişi diyecek ki haksız yere oldular. Bırakın Fenerbahçe olsun da, haksız yere desinler. Zaten Fener şampiyon olmadığında bile haksız yere şampiyon oldu diyorsunuz. Ya bunu sadece Ankara başkan Başkanı için demiyorum. Herkes için diyorum. Ankara Gücü Başkanı sözün arasında diyor ki Erden Timur lig sonunda her şeyi açıklayacağız dedi. Bakıyoruz ki Galatasaray lehine aksız verilen bir sürü karar var. Elinizdeki her şeyi şimdi açıklamalısınız. Eğer açıklamazsanız futbolun önünde engelsiniz demiş. Bak hem Fenerbahçe'ye sataşmış hem Galatasaray'a sataşmış. Yanlış. Ankara gücünü gelecek sene düşürürler. Bak ben söylüyorum. Şimdiden söylüyorum. Faruk Koca eğer Ankara gücü başkanı olacaksa önümüzdeki sene Ankara gücü ligden düşecek ilk takım. Notunuzu alın. Bu işler böyle. Burada siz futbol oynadığına gerçekten inanıyor musunuz? Gerçekten. Fenerbahçe İspanyol takımlarla maç yapıyor. Takır takır dövüyor. Hani yedeğin yedeğiyle takır takır dövüyor. Tokatlayıp gönderiyor. Galatasaray az kadroyla çıkıp yeniliyor. Fark diyor. Hazırlık maç hocam o. Gördük hazırlık maçını. Verilen önemi gördük ciddiyeti. 4-0 mü öne geçtiler sonra bıraktılar da 4-3 mü bitti maç. Biz gördük. Önümüzdeki sene Galatasaray. Mesela Ahmet Ercanlar diyor ki biz başarısız değiliz. Bu sistem istediğini ittiriyor. Sonra gidip Avrupa'da sıfır çekip rezil oluyorsunuz. Pişkinlik, yüzsüzlük bu sizinki. Her şeye rağmen fark hala altı ve korkuyorsunuz. Icardi soyunma odasında sorun yaşıyor mu? Sen onu söyle bakalım diyor. Git hocam Fenerbahçe'de sıfır çekti. Fenerbahçe'nin sıfır çektiği sezon Bayer Leverkusen tarihinde ilk defa final oynadı. Hatırlayın ya. Barcelona sanırım kupayı aldı. Olimpik Lyon UEFA kupası mı ne aldı ya da finale mi ne çıktı? Ya öyle bir gruba düştük ki. Ulan bütün şampiyonlar bizim grupta. Tam puan aldık. 90 artı bilmem ne de Rivaldo vurdu gol oldu. Ya öyle bir gruba düştüydük ki. O gruptan sıfır çekmiyor. E Beşiktaş'ın sıfır çektiği grup dandik dandik takımlar. E Galatasaray bakın bakalım itekleyin bakalım. Nereye kadar itekleyeceksiniz? Gürcan Bilgiç Galatasaray'ın 4 maçı var. Seyran Tepe'de sonuncusu Fenerbahçe ile şampiyonluk son maça kalır mı? Seyran Tepe'de Fenerbahçe'nin kupayı kaldırma ihtimali en büyük panik buradan çıkıyor. Ben Galatasaray'la arkadaşlara diyorum Rahat olun. Bizim arkamızda ne FETÖ var, ne başka bir şey var, ne arkamızda aldığımız siyasiler var, ne başka bir şey var. Yani ne bileyim yurt dışına falan çıktığımızda yanımızda bir büyük elçi falan götürmüyoruz yani. Rahat olun ya ya bizde o güç yok, bizde o lobi yok. Rahat olun. Şampiyonluk son maça kalırsa size beraberlik mi lazım? Emin olun beraber biter. Size galibiyet mi lazım? Galibiyetle biter. Rahat olun. Bizim o şeyimiz... He, hocam Galatasaray zamanında yaptı da gördük nelerle yaptığını. Şimdi şunu söyleyeyim. Galatasaray-Fenerbahçe maçına kadar. Icardi sezonu kapatsın inşallah. Mustera sezonu kapatsın inşallah. Nelson sezonu kapatsın inşallah. Torreira sezonu kapatsın inşallah. Dördü de sezonu kapatsın. Şu andan itibaren dördü de sezonu kapatsın. Sezon sonuna kadar oynayamasın. Kim şampiyon olur? Kesin Fener olur hocam. Yüzde bir milyon Fener olur. Hocam Galatasaray kalan maçtan hiçbirini kazanamaz. Diyeceksiniz değil mi? Fenerbahçe'nin o sezon kimler gitti? André dos Santos'lar, Lugano'lar, Niang'lar. E kimler gitti? Bir bakın. Lambien ile Fenerbahçe şampiyonu kovaladı 0,5 ile kaybetti. O yüzden rahat olun. Yani bizim arkamızda sizin arkanızdakiler yok. Biz sizin oturduğunuz şeyler oturmuyoruz. Merak etmeyin, rahat olun. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Siz yüzsüz yüzsüz, pişkin pişkin, ofsaytlısılar şunlarla bunlarla şampiyon olursunuz zaten. O ayrı mesele. Bizi bir bırakın ya. Bu korku niye ya? Alanya maçı. Bak. Muhtemelen bu video bir maçtan sonra yayınlanacak. İlk maçta Sakaboya'yı haksız kırmızı yedi. Hı. Lan biz o haksız kırmızıdan 4 tane yedik arka arkaya hem de. 4 defa yedik. 2-0 öndesin Angut. 2-0'da tutsana maçı. Skor 2-2'ye gelmiş. Alanya'nın da %100'lük penaltısı verilmedi. Aynı maç Alanya'nın da hakkı yendi o zaman. Niye bu konuşulmuyor? Galatasaraylı oyuncu ayağa basıyor. Kırmızı yemesi lazım. Yemiyor. Diyor ki 4-0 olmuş maç. Maç diyor dönecek miydi ki diyor Nelson. O kırmızı yesin. iki maç oynamasın. Belki o iki maç oynamadığına dolayı iki maç Galatasaray yenilecek. Belki bir kırmızı iki mağlubiyete sebep olacak. Daha da abartayım. O kırmızıdan sonra belki biri itiraz edecek. Bir kırmızı daha dokuz kişi. 4-0'dan belki Kayseri maçı çevirecek. Ya imkanı var mı? Var. Matematiksel olarak var mı? Var. Ama ağıtlar zılgıtlar bitmiyor. Yani alın Fenerbahçe şampiyonluğa koşuyor. Trabzon deplasmanında kim miyici? Kırmızı yiyor. Galatasaray şampiyonluğa itekleniyor. Futbolcu ne yaparsa yapsın kırmızı yemiyor. 7 aydır 8 aydır kırmızı yemiyor. Alanya'yı doğrayacaklar. Sen gel bakalım ilk maçta. Alanya'ya haksız kırmızı kart. Cart. Alanya'nın ilk maçta penaltısı verilmedi dedi. Bakacaklar Galatasaray 3-0 önde. Bir tane penaltı verecekler Alanya'ya saçma sapan. Millet onu konuşsun diye. Çok güzel algı yapacaklar. Sonra da neymiş? Final İstanbul'dan alınabilir. Independent seçim nedeniyle İstanbul'a ve Türkiye'de huzursuz bir ortam var. UEFA Şampiyonlar Ligi finalini UEFA'dan UEFA oynayacağı yeri değiştirebilir Şampiyonlar Ligi finalinin diye. Vallahi büyük başarı olur eğer bu olursa. Yo seçim nedeniyle herkes gayet iyi. Benim çevremdeki herkes diyor ki şuna verin, buna verin, şu gelirse bu olacak, bu giderse şu olacak şöyle böyle. Ama seçimden sonra dolar 30 lira olacak diyorlar. Dolar alın diyorlar. Benim çevremdeki herkes bu şekilde. Hep insanlar garip. Siyasetten ve siyasetin şerrinden Allah'a sığınırım. Siyasi bütün şeytanlardan Allah'a sığınırım. Sizler de sığının bence. Bir siyasi şeytanda yine Fenerbahçe'nin... Ee, bu arada Erman Özgür diyor ki adam iki eliyle İrfan'ı ittiriyor. Bu pozisyon yorumu açık değildir kardeşim. Hele bir de devre arası Jesus ve yöneticileri hakemi baskı altına aldıktan sonra hakem penaltıyı vermek zorunda kaldı diyor. Bak cümledeki saçmalığa bakın. İki eliyle itiyor bu pozisyon yorumu açık değil. Net penaltı diyor bak. Net penaltı ama diyor Jesus ve yöneticiler diyor hakeme baskı altına aldılar o yüzden verdi. Bu şu demek. Fenerbahçe'yi doğrasınlar kabul. Fenerbahçe'yi doğrasınlar kabul. Ama Fenerbahçe'nin hak ettiği penaltıyı vermeleri için bile baskı altında olmaları lazım. Yani hak, hukuk almış başını gitmiş diyor. Ya böyle bir ülkedeyiz. Böyle bir futbol iklimindeyiz. Şimdi dün sosyal medyaya bir şey paylaşıldı. Neg Negre İran'ın oğlunun 2009'daki bir basketbol raporlaması halka açık, şeffaf falan filan. Fenerbahçe şike yapmış. 2009. Şimdi bunu soran mallara, bunu söyleyen geri önce şunu söylemek lazım. 2008-2009 ya da 2009-2010. Artık hangi sezonu bazarsanız. Kim şampiyon olmuş? Hocam Bursa Spor oldu. Onu sormuyorum. İspanya'yı soruyorum. Bize ne hocam İspanya'dan? ben de onu söylüyorum. Bize ne İspanya'dan? Bir açıklama yapmış. Açıklama şu şekilde. Bakın Laport İspanyol İspanya Hakem Teknik Komitesi eski başkan yardımcısına ödeme yaptığı suçlamasıyla e, basın toplantısında kendini savunmuş. Negreira davası olarak bilinen şike iddialarına karşı kendini ve Barcelona'yı savunmuş. Javier Tebas'a hedef almış. Ödediğimiz 7.3 milyon euro gibi çok gibi görünse de 18 yıldan bahsettiğimi düşünürsek hiç de öyle değil. Sadece 2014 18 döneminde Barcelona için 43 CD 629 rapor üretildi. Falan filan. Onun adına cevap veremem ancak 5 yıl sonra bu tür materyallerin son kullanma tarihinin geçtiğini imha edildiğini söyleyebilirim. Çünkü değerlerini kaybederler. Eee... raporları hazırlayan Xavier Enriquez Negreira değil oğlu Xavier Enriquez Romero'ydu. Romero daha önce federasyonda görev almış Fenerbahçe'de Luis Aragonez ile birlikte çalışan kişi. Fenerbahçe Luis Aragonez'de döneminde şampiyon oldu mu? Yok. Devam edelim. Valencia, Girona diğer kulüpler için çalışan, ihtiyacımız olan şeyi yapacak hazırla yeteneğe sahip olan birisi. Babanın bununla ilgisi yok diyor. Hani şöyle böyle. Etik açıdan bir gariplik görmedik. Çünkü oğluyla çalıştık. Faydalı ve gerekli bir hizmetti. O zamanlarda uyum yapımız yoktu. 2007'de bu yapıyı oluşturduk. Bugün olsa onların fikrini yeniden sorarım falan filan. Bunlar da yine bir rapor paylaşıyorlar arkadaşlar. Bakın 86-87'den itibaren ben yeterli İspanyolca'ya sahip değilim. Sizler daha iyi bilirsiniz. Burada Fenerbahçe'nin adının geçtiği yer 2008-2009 sezonu. Yani buyurun. 2008-2009. Atletico Madrid'in, Ayovaya Kanon'un, Valencia'nın, İspanyolun e, hepsinin adı geçiyor burada farkındaysanız Böyle bir iddia ortaya attılar Fenerbahçe şükür yapmış kanıtlandı falan filan ya sizin Müslümanlığınız kanıtlansın Sizin insanlığınız kanıtlansın Ya hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz hani hep Allah Allah deyip ağzınızdan düşünmüyorsunuz ya hiç mi Allah'ınız yok Hiç mi yok ya hiç mi Allah'ınız kitabınız yok senin? Ya birine iftira atarken bak Büyük günahlar arasındadır iftira Haz ha zina etmişsin ha iftira. Ha domuz eti yemişsin ha iftira. Aynı şey. Ya siz domuz etini de yersiniz. Mübahlaştırırsınız. Fenerliler yemiyor nasıl olsa biz yiyelim falan mı diyeceksiniz yakında. Ya birçok haber sayfası servis ediyor. Ya resmi makamları yok. Dünyanın en dandik sitelerinden biri. Markada yayınlandığını söyleyen haber. Ya böyle bir söylem diyor yokmuş ortada. Ya diyelim ki haber doğru. Markanın sitesinde <laughs> falan filan. E çevirisine bakın. Negreina'nın oğlu başka kulüplerde çalıştı mı? Rüfet ve diğer kulüpler için çalıştığını anlıyoruz. Bence Valencia, Girona, Fenerbahçe için sanırım duruşma çözülecek ya da çözülmeyecek demiş. Bak çeviride. Yani Fenerbahçe için de çalışmış oğlan. Şöyle düşünün. Arda Turan'ın şike yaptığı ortaya çıktı. Galatasaray'a UEFA ihtarname verdi. Galatasaray dedi ki ya arkadaş bizim dışımızda Başakşehir'de de oynadı. Atletico Madrid'de de oynadı. Şimdi Atletico Madrid şike mi yapmış oluyor? Hocam adam karaktersiz, şerefsizse bunu şike olarak algılar. Herkese de yayar diyeceksiniz. O onların şerefsizliği. Ben bir şey diyemem. Enriquez, Negreya ve oğlu Valencia, Barcelona ve Girona FC ile çalıştığını anlamışlar. Kim anlamış? Neyi anlamış? Bu bir mahkeme tutanağı mı? Mahkeme raporu mu? Bu soruyu soran kim? Bilinmiyor. Hani haber sitesinin dandikliğinden anlayın diyor. Ercü, siyah Ercü. Hadi diyelim ki bu da doğru. Valencia, Barcelona, Girona bunlar İspanyol takım ve eski İspanya Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile şike yaptı diyelim. Hadi yaptı diyelim. Şike yapıldı diyelim. Başkanın oğlunun bir Türk takımı olan Fenerbahçe ile ne işi olur? Fenerbahçe'nin İspanya MHK'sı ile ne işi var? Tabii ki de yalan haber. Şampiyonluk yarışında tüm illegal işleri kullanan Himmet Spor diyor. Yani bu şekilde bir paylaşım atmış. Ben onun paylaşımını okuyorum. Himmet Spor kimse artık binin ve onun kayığına binen belediye sporun Fenerbahçe algı çekmekten başka bir işe yaramayacak bu haberi lütfen inanmayın algıya gelmeyin diyor. Ya adamın oğlunun yani 2009 basketbol raporlaması halka açık şeffaf az önce gösterdim ekranlarda. Ya buna rağmen bu nedir ya? Ya bak bizim ülkede var ya gerçekten algıyla her işini yönetirsin. Demese de dedi. Misal veriyorum siyasi seçim var seçime bir hafta kala yazacaklar işte. Şu siyasi parti lideri dedi ki ülkeyi satacağız. Bu dedi ki ülkeyi yakacağız. Bu dedi ki şunu yapacağız. Paylaş gitsin cahil akıllar araştırmaz soruşturmaz. Ya senin dinin diyor ki sana bir fasık bir yalancı haber getirdiği zaman bunu araştır. Bunu araştırmadan paylaşma. Kişiye her duyduğunu iletmesi yalan olarak yeter. Ya milyonlarca Fenerbahçeli'nin hakkına girdiniz Farkında mısınız? Şikeci bunlar diyor. Haram olsun, haram olsun, haram olsun. Hepinize haram olsun. Hocam Galatasaraylıların Allah kitabı yok ki diyor bazıları. Bak şu anda sen de milyonlarca kişinin hakkına girdin. Bütün Galatasaraylıların Allah'ın kitabı olmadığını iddia ediyor. Böyle malca cümleler kurmayın. Ne kadar fenerli varsa şöyle yapayım ben. Ben helal etmiyorum. Haram zehir zıkkım olsun. Haram olsun. Etmiyorum. Bütün günah pointslerimi yüklenin. Hocam Allah'a inanmıyorlarsa inanmıyorlarsa daha benim için daha iyi. En azından cennette bu pisliklerle bir arada olmasın. Ya bu kadar pislik olmayın ya. Bir yerde bir şey paylaşılmış. Ya Mesut Bakkal'ın açıklamaları al. Türkiye'de herif herif daha yaşıyor. Gidin sorun ne şikesi lan. Galatasaray ne şikesi yapmış diye. Kitabında yazıyor. Bir kişi üstüne gitti mi? Ve geçen sene, ondan önceki sene, ondan önceki sene hangi şampiyonluğu temiz diyorsunuz? Hangi şampiyonluğu temiz temizliyorsunuz? Ya bırakın bu işleri. Hepimiz her şeyin farkındayız. Hepimiz her şeyin farkındayız. Allah bütün algıcıların algısını başına yıksın. Allah Fenerbahçe'nin başarıdan başarıya koştuğu seneleri göstersin. Başarıdan başarıya, kupalardan kupalara koşsun Fenerbahçe'de. Belanızı böyle bulun. Allah belanızı böyle versin sizin. Hepinizin Fenerbahçe şampiyonuyla versin. Anlatabiliyor muyum? TFF Süper Lig'de görev alan teknik direktörlerle 27 Nisan'da toplantı düzenleyecekmiş. Teknik adamların görüşleri alınacakmış. Gündem başlıkları. bir Yabancı kuralı. Yabancı kuralı konusunda bir şey söyleyeyim mi size? Saçma, sürpriz, enteresan bir şey söyleyeceğim. Yabancı kuralı en çok Fenerbahçe'nin işine yarayacak. Hadi lan oradan hoca sen ne saçmalıyorsun. Yabancı kuralı en çok Fenerbahçe'nin işine yarayacak. Türkiye'de yabancı kuralı serbest olsun en çok Fenerbahçe'nin işine yarayacak. Hocam Ali Koç yalamalığı yapıyorsun anladık. Hayır öyle bir durumum yok. Geç onu anladık biz. Tamam. Hocam Ali Koç'u savunmak için şekilden şekile giriyorsun. Onu da anladık. Öyle bir durum yok ama tamam hadi onu da anladık. Hocam etme ve Fenerbahçe'nin nasıl yararını olacak? Ben size anlatayım. Ferdi Kadıoğlu'nu bugün 30 milyon euroya satsak Ferdi gibisini bulabilir miyiz? Türk bulamayız hocam. İmkanı yok. Ferdi gibisi yok. Mert Müldür Ferdi'nin belki 4'te 1'i, 4, 3'te 1'i falandır. Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu satıp 7-8 milyon euroya Ferdi'nin Ferdi gibisini bulabilir mi? Yabancı bulabilir hocam. 23 milyon euro kar. İsmail Yüksel'e 8 milyon euro teklif var. İsmail'i 8'e satsak yerine bulabilir miyiz bir İsmail daha? Çok zor hocam. Sat. Mert Hakan yandaşa sezon başında 7,5 milyon euro teklif geldi. Biz Türk Mert Hakan gibisini bulamayız diye satamadık. 7,5'luk teklif gelse Mert Hakan'ı satayım mı? Saat 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 hocam saat gitsin saat saat saat. Lan dur saat Sat Saat hocam sat sat. İrfan Can Kahveci için bir Rus kulübünün. Şimdi bombayı da veriyorum bir Rus kulübünün İrfan Can Kahveci için 8 milyon euroluk teklifi var desem sat der misiniz? Bakın 8 milyon euro İrfan Can. Mert Hakan yandaş içinde 7 buçukta ama hadi o da 6'ya düşsün. Ee, 8 artı 6. 14 milyon euroya iki futbolcuyu satmamızı ister misiniz? Hocam bir şey söyleyeyim mi? Söyle kardeşim. İkisini 8 artı 6'ya satmayan kim varsa Allah çoluğundan çocuğundan çıkartır hocam. Hocam sabaha çıkmasınlar hocam. 8 ay aldı. Ne diyor hocam? Söylüyor. İkisini 14 milyon liraya sat hocam. Bak Ferdi'yi 30'a sattım. İsmail'i 8'e sattım. Mert Hakan İrfan Can'ı 14'e sattım. Allah aşkına kaç lira param var benim? O bir şeye giderek bir onu. Altay Bayındır için 6 milyon euroluk teklif var. Altay'ı 6'ya satalım mı? Altay'ı 6'ya satalım mı? Hocam Altay'ı altı alt... hocam şiir mi yazıyorsun? Ne altı altı altı, altı, ne? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'ye iki tane kaleci alacak. Bakın son dakika olarak vereyim. Fenerbahçe'ye iki kaleci transferi. Birisi Inaki Pena, diğeri İrfancan Altay Altay'da 6 milyon euroya gidecek. E, Pena'nın sözleşmesi bitiyordu sanırım yanlışım yoksa. Ki i̇lgimiz var arkadaşlar biz hani e, yoklama çekiyoruz da hani kesin mi 6 milyon euroya 6 ayı satıp gerçi dur şimdi İrfan Can durumunu anlatayım ben size Fena bu arada 24 yaşında kaleci sezon sonunda sözleşmesi bitiyor ilgimiz var piyasa değeri 4 milyon euro bu bir al sana az kaleci Yedek kaleci İrfancan Can Eğribayat. 500 bin euro kiralama bedeli verdik arkadaşlar bak bilginiz olsun 500 bin euro verdik ancak ancak 1.2 milyon euroda satın alma opsiyonu söz konusu. Hatta bunu iki tane meşhur duyumcu da doğruladı. Ve Fenerbahçe'de 1 artı 3 yıllık sözleşmeyi aslında imzaladı. Hani resmi olarak kullanıldığı anda açıklayacaklar diye belirttiler. İrfancan Fenerbahçe'den yıllık ne kadar alıyor biliyor musunuz? 1.5 milyon TL alıyor. Hocam yeni sözleşmede yeni sözleşmede sanırım 6.5 alacak yıllık. Artı şampiyonluk primleri falan filan var. Arkadaşlar bu bir buçuk alıyor diye asgari ücretle çalışıyor muamelesi yapmayın. Bir buçuk artı maç başı. Hani kadroda olduğunda da para alıyorlar. Merak etmeyin. Yani asgari ücretli muamelesi yapmayın. 10000 ee, 10 euro falan alıyorlar sanırım galibiyette. Hani kadroda oynamasa bile 10 bin euro alıyor diyebiliyorum. Neyse o çok mühim değil. İrfan Can Eğir Bayat'ın servisi alınacak. Bu bir. İkincisi de dediğim gibi durum bu arkadaşlar. Hocam Jesus gidecek mi? Kalacak mı? Sen bize ondan haber ver. Arkadaşlar Jesus şu an gidecek diyende yalan söyler. Kalacak diye de yalan söyler. Ha, önümüzde iki kupa var. Hani Sercan Hamzoğlu da belirtmiş. Ali Koç kal demiş. Jesus da demiş önümüzde iki kupa var. Taraftarın önüne güçlü çıkabilmek için en azından elimde bir kupa olması lazım demiş. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Jesus? Şampiyon ol. Senin elinde 25 tane kupa var gibi. Çık uzat. Hiç sıkıntı olmaz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi e, yabancı kuralı. Şimdi anladınız mı arkadaşlar? Kimin işine yarayacak? Hocam ama Galatasaray'ın bir sürü yabancısı var. Hepsini oynatabilecek. E sen de oynatabileceksin. Ya sen Altay'ı gönderemiyorsun yerine kaleci bulamam diye. Sen Ferdi'yi satamıyorsun yerine Türk bulamam diye. Ya sen İsmail Mert Akın Allah aşkına bana bir samimiyet desin misiniz? E, bak Emre Moras 10 milyon euro teklif geldi. Satılsın mı? Yabancı kuralı serbest. İstediğin kadar yabancı alı oynat. Satılsın. Serdar Dursun'a 3 milyon euro var. Hocam Serdar'a 1 bile verseler satılsın. Yiyeceksiniz. Yiyeceksiniz. Yalan, yalan söyleme. Arda Gül'e bir tek Arda Dursun dersiniz. Serdar Aziz, Samet Akaydın. İkisine de toplam 5 milyon euro teklif var desem. Hocam hemen sat dersiniz. Demez misiniz? Dersiniz. Ben size soruyorum. Bu şartlarda kimin işine yarıyor yabancı kuralı? Hocam Ali Koçcu'sun falan ama doğru söylüyorsun diyeceksiniz. Lan Ali koçu falan değilim. B takım projesi diyor. B takım kimin işine çok yarayacak? Yine Fenerbahçe'nin. Bora Aydınlık. Muhammed Gümüşkaya. Değil mi? Arda Okan Kurtulan falan sağa sola saçlık ettik. bir sürü futbolcum var. B takım senin işine yarayacak. Bir şey söyleyeceğim. Galatasaray altyapısından Fenerbahçe kadar gündemi meşgul eden futbolcu var mı? Fenerbahçe futbolcuları kadar. Bir Bora Aydınlık lan bir hazırlık 5-10 dakika oynadı çocuk. Herkesin takibi aldı. PR önemli. Üçüncüsü hakem kararları. Hakem kararları. Hakemler bugün adil olsa en çok kimin işine yarayacak? Fenerbahçe'nin işine yarayacak. Hadi buyurun. Ya, TFF'nin kurulları objektif mi? Değil. Objektif olsa kimin işine yarayacak? Fenerbahçe'nin. İlk ardı 3 maç ceza aldıydı. Kayseri maçında yoktu. Muslera 10 maç ceza aldıydı. Nelson kırmızı yediydi. Ah, kalan maçlar. Galatasaray 8 maç. 4'üne mağlubiyet yaz. 4 mağlubiyet şu süreçten sonra. 4 mağlubiyet şampiyonluğu değil. ikinciliği de kaybettiğine demek. Ne konuşuyorsunuz siz? Orada eee Sercan Hamzoğlu, İrfan Can Eribayat'ın Fenerbahçe'ye gelmek için yaptığı bir fedakarlığı da açıklamış. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. buradan da Sercan Hamzoğlu'na selamlar olsun. İyi bir futbolcu. Bir kardeşimiz bir iddiada bulunmuş. Michael Antonio hani sosyal medyada gördüm bu duyumu. Fenerbahçe 33 yaşındaki bu futbolcuyla görüşüyor diye. ben şunu söyleyeyim. 1.80'lik santrafor 33 yaşında Jamaikalı. Sözleşme bitiş tane bir sene daha var. Ee, 33 yaşında ve bir sene opsiyonu var. Biz bu futbolcuyu bir yokladık. Ne dersiniz diye. 38 maçta 9 gol, 4 asist, 2054 dakika. Futbolcuya güzel bir para istediler. Biz bu parayı veremeyiz dedik. Bilginiz olsun. Michael Antonio'nun işi yok. İrfancan ve Mert Hakkı'na 8 artı 6 dedim ya. Bu gerçek değil arkadaşlar. İkisine toplam 10 milyon euroluk teklif var. Bir Rus kulübünden. ikisini de aynı kulüp istiyor. İkisine toplam 10 milyon euro. Hocam 10 milyon euroya da sat. Harbi 10 milyon euroya satalım değil mi? Bak Mert Hakan İrfanca. Ben 10 milyon euroya ikisi satılırsa 60-70'e satılmış kadar mutluyum. İkisini ona satarsak mutluyum. Bir Rus kulübünden. Hangi kulüp olduğunu söylemeyeceğim. Hocam kesin Hal City'dir. Hal City Rus kulübü mü? Değil mi? Tamam lan sana laf anlatmıyorum. Allah var sen şimdi pizzayı 8 dilime bölünce 6 dilime böldüğünden daha fazla olduğuna düşünüyorsunuz. Daha fazla olmuyor mu zaten? Olmuyor. ve şimdi size soruyorum. Yabancı kural serbest kalsa kimin işine daha çok yarar? Ben Fenerbahçe'nin işine yarar diyorum. Hocam 60 bunları satarız gider 15 tane çöp alırız. Yok. Merak etme her şey scouting. Mesela bir BKO'yu almak istedik alamadık. Mesela bir Nino'yu almak istedik alamadık. Şimdi alacağın işte 5-10'a basacaksın, 8-10'a basacaksın, 6-10'a basacaksın. Herkesin kafasındaki düşünce şu. Ya hocam şampiyon olsan bile dikten alacağım para işte BN Sports'a 13-14 milyon euro. Kim diyor BN Sports'a devam edileceğini? Kim diyor Dijit Türk'ten devam edileceğini? Yani merak ettim yani kim söylüyor bunun devam edileceğini? İster misiniz seçimden sonra yabancı bir yatırımcı lige sponsor olup şifresiz kanalda yayınlansın ben sponsor olurum ee, deyip şu anki bir en sporta kazanan iki katını sunsun arkadaşlar bizimlik Hollanda'da Hollanda'da izlenilmiyor millet bizim lige komedi olarak bakıyor öyle hakem kararları böyle rezaletler olmaz diye bakıyor bütün dış ticaret bitti bir spor çekilecek haberiniz olsun çekilmek üzere çekilme sakın bir Sports almayın Üyeliğinizi uzatmayın. iptal ettirin. Yeni üyelik aldığınızda zaten ucuz oluyor. Merak etmeyin. İptal ettirin. Devam edecek olurlar. Alın size benden bomba. İki kaleci transferi hayırlı olsun. Gerçekten böyle bir düşünce var. 6 ya da 6-7 civarında teklif var. Bakalım sezon bizi nereye götürecek. Ama ben şunu söyleyeyim. Yabancı sınırı serbest olursa kesinlikle bize iyi bir yabancı kaleci şart. Mesela Pena, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul. Mükemmel bir kaleci sandığı. Gençler hem kaliteliler. Süper. O sahiyi satıyorsan sat, Ferdi'yi satıyorsan sat, oraya iki tane babalar gibi. Mesela Mert Müldür'ü yedek olarak çek. 5 milyon euro, 4,5 milyon euro. Verir adam sana. Osterwold'e sol bekinde. Tamam. Bir tane de sol bek çek. Mesela Luan Perez'i gönderebiliyorsan gönder. Gönderemiyorsan dursun. Atilla Salah'ı gönderiyorsan gönder. Gönderemiyorsan dursun. Samet Serdar, emin ol. İkinci, üçüncü plana düşerler. Bırakın böyle olsun. Ha şu da bir gerçek. Türk futbolcularla TL üzerinden Sözleşme yaptığın için Türk futbolcuların da durması daha mantıklı bir yerde. İyi yedek olarak. Benim aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Video ne zaman sizlerle buluşur bilmiyorum ama lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Bir beğeni, bir abone olmayı çok görmeyin arkadaşlar. Bakın çok ihtiyacımız var. Yani çok ihtiyacımız var. Eğer kanala abone olursanız sürpriz hediyelerden de faydalanabilirsiniz. Mesela golvar.com çok yakında çok ciddi sayıda üyelik hediye edecek. Üyelik hediye almak için öncelikle abone olmanız lazım sonrasında olabildiğince video izlemeniz, beğeni atmanız lazım. Hani reklam tıklaması falan filan onu size bırakıyorum. Ama bol bol video izlemeniz lazım. Benden tavsiye. Abone olanlara hediye var. Olmayanlara yok. Görüşmek üzere.